Müzikle iyileşiyorum programımıza. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu akşam uygarlığın beşiği, binlerce yıllık tarihi geçmişiyle dünya coğrafyasındaki birçok farklı kültür mirasına ev sahipliği yapmış Anadolu'muzun türküleriyle sesleneceğiz sizlere. Sizleri başta efendiler, hepimiz meybus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reis-i cumhur olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz, depremde yitirdiğimiz canlarımız için bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Dikkat! İlçe Halk Eğitim Müdürümüz Sayın Kerim Akatan'ı konuşmalarını yapmaları için buraya davet ediyorum. Programımızın düzenlenmesi için desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Ali İhsan Selimoğlu'na, Belediye Başkanımız Ercan Öncebey'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Dursun Arslan adına teşekkür ederim. Ayrıca şu anda aramızda bulunan Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü, aynı zamanda daha önceki yıllarda ilçemizde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Alişehir Özdemir'e ve Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir'e hoş geldiniz diyorum. Kendilerine halk eğitimi merkezleri arasındaki işbirliği kapsamında Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Öğretmenler Korosu'nun ilçemizde program yapmasına destek oldukları için bu programı gerçekleştirecek olan Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü uslu öğreticilerine ve kursiyerlerine talebimizi kırmayarak ilçemizde de program yapacakları için teşekkür ediyorum. Siz değerli ilçe halkımıza iyi eğlenceler diliyorum. Müzikle iyileşiyorum halk müziği korosundan bağlamada Ercan Düzova, Metin Kaçar, üç telli bağlamada Barış Evin, gitarda Tolga Nuri Öztürk, tabak kemanide Mehmet Kaçar, elektro bas gitarda Volkan Çay, vurmalı çalgılarda Alperen Arslan, elektro davulda İsmail Güleş koromuza eşlik edeceklerdir. Yazmasıyım eyvandaki güzelin, kanadı kırık gezen yeşil başlı ördeğim. Ben türküyüm, adım yurdum sorulmaz. Bir gün Yunus Emre'yim, bir gün Karacaoğlan. Dost olurum gurbetteki yiğide, ninniyim ben, ninniyim beşikteki bebeğe. Toros yamaçlarında bir ceylan yaralanır, inim inim inleyen yavrusuna yamanır. Ben türküyüm, dilim rengim sorulmaz. Kah Pir Sultan Abdal'ım, kah Erzurumlu Emrah. Ege'de Kerimoğlu'yum, Karadeniz'de Hekimoğlu. Kars'ta Kiziroğlu'yum, Adana'da Dadaloğlu. Dicle'de bir sal olurum, selam götürürüm yare. Malabadi Köprüsü'nde kınalı gelin olurum. Ben
Türküyüm dostlar, ben Türküyüm. Derdim nedir sorulmaz. Gizli gizli ağlarım bülbülün sevdasına. Bir demet gül olurum sevginin diyarında. Kara sevdalıyım dostlar, kara sevdalı. Anadolu sevdalısıyım, Anadolu sevdalısı. Gezerim, gezerim, gezerim türkülerle Anadolu'da. Koro şefimiz Sayın Alev Ulusu Güleş'i sahneye davet ediyorum. Olmasaydı Ferhat dağları deler miydi? Züleyha'nın Yusuf'a aşkı imkansız olmasaydı Züleyha ismi bunca anılır mıydı? Kurban olduğum Allah dert vermiş, dermanını da vermiş. Ama bu derdine bir dert derman bulamamış türküyü yakan. İlk bölümümüzde korumuzun Malatya yörelerine ait Mevlam birçok dert vermiş, Çiçekten Harman Olmaz adlı türkülerimizi seslendirecek. Sonrasında ise yoksul genç bir kız sevdiği adam tarafından terk edildiğinde kendisine hediye edilen altın yüzüğünü kırar, kalbiyle birlikte sonsuza dek terk edilmiş duygusunu yaşar. Adıyaman Gölbaşı yöresine ait olan Altın Yüzüğüm Kırıldı türküsünü solistlerimizden Bahar Gökdemir seslendirecektir. Thank you.
6 Şubat depreminin simgelerinden olan Yara Bere İçindeyim türküsünü koromuz, sonrasında ise insanın ölüm karşısındaki çaresizliği ve dünya üzerindeki anlamsız gayeler için çırpınışının boş yer olduğunu anlatan, sözleri kul himmete ait olan Gafil Gezme Şaşkın türküsünü koro şefimiz Alev Ulu Sulugreş seslendirecektir. Bu dünyanın asıl dünya olmadığını nazar eyle, yani nefsimi terbiye eyle ki düzelesin diye niyaz eden, Allah'ın tevhidini, birliğini simgeleyen pirlere niyaz ederiz deyişini koromuz seslendirecektir. Üryan geldim, yine üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talep eder. Benim can vermeye dermanım mı var? Dirilirler, dirilirler, gelirler. Huzur-u mahşerde divan dururlar. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Erisen erliğin meydana getirir. Kadir Mevlam noksanımı sen getir. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Karacaoğlan der ki ismim överler. Ağa oldu yediğimiz şekerler. Güzel sever diye isnat ederler. Benim haktan özge sevdiğim mi var? Thank you.
Oh,
Türkülerin büyüleyici ve insanı saran kuvvetinden söz eden Ahmet Hamdi Tanpınar, Anadolu'nun romanını yazmak isteyenler ona mutlaka Türküler yoluyla gitmelidir demiştir. Bedri Rahmi Eyüboğlu ise, ah bu türküler, köy türküleri, ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Oğlunun sevdiği kızla evlenmesi halinde kendisini ihmal edeceğinden korkan, kıskanç bir annenin oyunlarını dile getirir bu türkü. Bu iki sevdalı da annelerinin inadından kurtularak kavuşacakları anı iple çeker. Erzurum yöresine ait Pınarbaşı'ndan Bulanır adlı türküyü koristlerimizden Safiye Sipahi seslendirecektir. Sevdiğine uzaktan bakanlar, sevdiğinin evine yaklaşamayanlar için evlerinin önü birçok türkümüzde yer almıştır. Kerkük yöresine ait Evlerinin Önü Yonca adlı türkümüzü ve can kardeşimiz Azerbaycan diyarından Ay Saçı Vurma adlı türkümüzü koromuz seslendirecektir. Thank you.
Bozkır'ın kezenesi lakabıyla ün salmış büyük üstad Neşet Ertaş ne kadar doğru söylemiş. Nerede bir türkü söyleyeyim görürsen korkma, yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur. Bu son bölümümüzde Adıyaman Gölbaşı yöremize ait Gölbaşına vardım, gölleri çoktur adlı türküyü seslendirip potpourri türkülerimizle veda edeceğiz sizlere. Oh,
kıymetli Erzurum basınımızın güzide temsilcileri ve siz saygıdeğer misafirlerimiz. Müzikle iyileşiyorum programımız burada bitmiştir. Teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimizi arz ederiz.